Yaklaşık biz 10. aydan belli bu olaylarla karşılaşıyoruz. Arkadaşım olsun ben olayım. Evimize türlü türlü girmeye çalışıyorlar. En son bahçe bahçeye girmişler. İşte birkaç eşya almışlar. Ondan sonra bir hafta sonra geldiler yukarıdaki pencerenin demirlerini sökmeye çalışmışlar. Son anda kardeşim içeriden duymuş ve müdahale etmiş, kovalamış, kaçmışlar. Yakalayamadık. Ondan sonra polise haber verdik dolayısıyla. Ondan sonra 15 gün falan geçti. işte bu kapı bu hale geldi. Bu akşam saatlerinde. Saat ben zaten 3.30'a kadar uyumadım. 3.30'dan sonra uyuduğumda yapılmış yani. Bu tek kapı çalınması değildi yani bu. Herkesinki çalınmış yani bu gece 4-5 tane çalınan kapı var. İnternet kaplı olanlar varana kadar çalıyorlar yani. Arkadaşımın da evine türlü türlü girdiler kaç sefer arabasını çalmaya çalıştılar. İçerideki inşaat demirini çalmaya çalıştılar. Yani huzursuz ettiler, tehdit ettiler. Yani biz huzursuz yani şu anda polise de desek bulunmuyor. Yani bir şey yapamıyoruz. Elimizde delil yok. Yakalayamıyoruz. Yani ya beklesek olmuyor. ...işimiz gücümüz oluyor. ...uymaz zorunda kalıyoruz. Yani bunlar uymuyor. Çete halinde geziyorlar. Yani bir, bir kişinin, iki kişinin yaptığı bir iş değil yani bu. 5-6 kişilik bir çete. Arabayla geziyorlar. Yani gözcüleri var falan filan. Bunlardan dolayı her şeyi izliyorlar yani. Sistemli yapıyorlar diyebilirim. Bunun, buna karşı da yani biz çok güçsüz kalıyoruz burada. Yani birkaç arkadaşım var tabii ama... Onlara karşı biz etkisiz kalıyoruz. Profesyonel olmuşlar yani artık bunlar. Biz... Emniyet güçlerinden yardım bekliyoruz. Bu kadar yani. E, evimize kamera da attırdık. Sabaha kadar sıralı nöbet bekliyoruz. Bir gün arkadaşım bekliyorsa bir gün biz bekliyoruz. Bunun haricinde e, zaten kendi çevremize güvenlik alıyoruz. Polis geliyor bize dediği tek şey bahçeden içeri değil evinden içeri girdikten sonra müdahale edebilirsin diyor. E, zaten benim bahçemin içeride malzemem var. Evin içinde benim ne malzeme olacak? Sonuçta herkes akşamada 50-100 milyona çalışan bir iş acıççısı ya da bedenini, bedeninden para kazanan bir şey. Bu şeyden kaynaklanıyor. Mahallemizde 2-3 yıl içinde uyuşturucu kullanımı çok olduğundan dolayı polis bunun önüne geçemiyor. Önüne geçmediğinden de dolayı artık millet çalışma taraftarı değil hırsızlığa yöneliyor. Biz mesela kapımda benim değirmi dikmelerim var. Onlar çalınıyor. Ondan sonra onu gözlerken ite varana kadar çalıyorlar. Onu gözlerken geliyor başka bir yan bahçeye mi hırsızlığa giriyor. En son çare boş evleri gözlüyorlar. Ona giriyorlar. Yani silah çeksek, bıçak da alsak polisle bir şey yapamayız. Devletimizin görevlendirmiş olduğu bekçilerimiz falan var. Mahallemizde hiç bekçi dolandığını ben görmüyorum. Devamlı biz sabaha kadar oturuyoruz bahçemizde yeri geliyor. Polis arıyoruz. Polisin dediği tek kelime. Gidin karakola şikayet edin. Karakola, adamı ben burada yakaladıktan sonra zaten karakola gidene kadar mahalle linç edecek. Sonu kötüyle bitecek. Niye başımızı ağrıtalım? Polisler emniyet güçlerimiz gereken önlemleri alması gerekirken biz kendi halkımızca kendi aramızda almaya çalışıyoruz. Tabi tedbiri biz alıyoruz da yani emniyet güçlerimize sesleniyoruz bu olaylar daha ilerlemeden sonu kötüye gitmeden kendileri e, şeysin önlemlerini alsın sonuçta e, kimse şey namahremin içine kimseye girmesini istemez Önlemlerimizi aldıkça böyle sonu daha bugün kapıyı çalıyorlar yarın geliyorlar köpeğimize varana kadar çalıyorlar yani daha onun haricinde biz kendi aramızda önlem alıyoruz. Daha onun haricinde herhangi bir kişi ne ya da polisin başka kimsenin gelip gördüğünü ben hiç görmedim. Ben 30 yıldır bu adreste ikamet ediyorum. Kimse öyle gelip gidip bize bir sıkıntınız mı var? Bekçiler olsun, polisler olsun. Alt, sabah kadar yedi, yeri geliyor 6-7 kere biz arıyoruz polisleri. Mahallede dolananlar var diye. Sadece bir kere devriye atıyorlar. Onun haricinde kesinlikle gelmiyorlar. Biz de kendi aramızda önlemi yine alıyoruz. Ama sonuçta biz mağdur oluyoruz. Sonuçta kapımız çalınıyor, penceremiz çalınıyor. Bugün oraya girenler yarın evin içinde ya mı? Vursan cinayetten giriyorsun, vurmasan başka şeyden giriyorsun. Yani bunu polislerimiz, emniyet güçlerimizle sesleniyoruz. Onların önlem alması gerekiyor. Bizim kendi aramızda aldığımız emniyet şeyinden bir şey olmuyor. Kısaca öyle diyebilirim ben.